Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta özel röportaj saatimizde yine özel röportajlarımız var. Bu sefer Türk basketbolunun umut vadeden, bizleri izledikçe heyecanlandıran genç oyuncularıyla, 20 yaş altı 3 tane genç oyuncusuyla bir arada olacağız. Onların ilki Anadolu Efes oyuncusu Melih Tuncay ile birlikteyiz. Melih merhabalar. Merhabalar. Melih, bu sene seni sahada gördüğümüzde A takımı biz çok heyecanlandık ama sen zaten uzun süredir aslında A takım değil ama alt yapılarda büyük başarılar kazanıyorsun. Peki Melih Tunca kimdir diye sorsam, nasıl başladın basketbola? Yani beni en çok meraklandıran şeylerden biri şu, pandemi tam senin gelişme döneminin ortasındaydı. Buna rağmen nasıl devam ettin? Nasıl basketbol yolculuğun? Yani ben aslında zaten basketbolla beraber doğdum. Çünkü babam eskiden basketbol oynuyordu. Yani ben daha 1 yaşımdayken, 5 aylık, 6 aylıkken babamın kucağında, sırtında o basket oynarken onunla beraber yine onunla aynı sahada işte böyle babam bana top atıyordu falan filan. Yani hep basketbolla beraber büyüdüm. Zaten o yüzden küçüklüğümden beri basketbol aşkıyla büyüdüm hep. Pandemi zamanı, ben pandemiye kadar biraz kısaydım. Hatta bayağı kısaydım. Sonra pandemi döneminde bir anda bir 15 santim gibi bir uzama yaşadım. Yani kapanma sonrası seni görenler evet bayağı şaşırdılar işte, hani burada Efes'te pandemi başladığında, geri döndüğümüzde pandemi bittiğinde ondan sonra dediler ne oldu oğlum sana falan, hani nasıl bir anda böyle oldun falan dediler. Öyle. Şimdi geçtiğimiz seneyi hatırlayalım. BGL'de şampiyon oldunuz. O şampiyonlukta senin çok büyük payın var. İşte MVP oldun. Ama bu başarı sonrasında sen bu kadar çabuk kendini A milli takımla birlikte sahada göreceğini tahmin ediyor muydun? Yani Özcan abimiz, genç takım antrenörümüz bizi gerçekten geçen sene hem çok iyi çalıştırdı hem de bizi A takıma çok iyi hazırladı. Onun dışında sezon başında, sezon öncesi antrenmanlarımızı da staffla beraber çok iyi yaptığımız için yani mental olarak ben de kendimi hazır hissediyordum. O yüzden güzel oldu öyle. Şimdi Anadolu Efes'te büyümüş biri olarak sezon başı bir anda kendini Shane Larkin'le aynı idmanda buldun. Evet. Nasıl bir histi? Neler öğreniyorsun ondan? Yani bir kere biz sonuçta Shane Larkin, Rodrick Baba bu oyuncuları izleyerek büyüdük. Yani maçlara gittiğimizde diyorduk abi Shane Larkin'le hani aynı sahada olsak nasıl hissederiz, ne kadar güzel olur böyle böyle. Yani onunla bir anda aynı sahaya çıkınca tabii bir bakıyorsun diyorsun ki Shane Larkin'le şu an aynı sahadayım, aynı idmanı yapıyorum. Yani o da antrenmanlarda bize destek oluyor devamlı. İyi yaptığımız şeyler de söylüyor, kötü yaptığımız şeyler de söylüyor. O yüzden mükemmel bir his yani. Daha 18 olmamıştın. Hatta 18. doğum gününden bir gün önce Euroleague maçında sahadaydın. Evet. İşte esas merak ettiğim o, oraya nasıl çıktın? Ellerin titriyor muydu ilk çıktığında ısınmaya? Yani her şey çok güzeldi oyuna girene kadar. Ben normalde maçlarda evet pek heyecan yapmıyorum ama maç bitti. Antrenör maç sonrası konuşmasını yaptı. Ben ellerime baktım. Hala titriyordu ellerim yani. İlk defa bu kadar heyecanlanmıştım. Çünkü yani orası apayrı bir his, apayrı bir dünya. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Şimdi Melih, A takımla idmanlara çıkıyorsun. Hatta az önce idmanın bitti. Biz biraz önce de konuşuyorduk. Aynı zamanda yani tek oynadığın takım A takım değil. Gelişim liginde de oynuyorsun. Nasıl yetişiyorsun bu tempoya? Vallahi biz hep bu tempoyla büyüdüğümüz için yani çocukken de sabah 6.30'da idman yapıyorduk. Ondan sonra okula gidiyorduk, geliyorduk, bir daha idman yapıyorduk. Yani tabii ki de şu anda daha zor çünkü A takım antrenmanları daha sert oluyor, daha zor oluyor. Ama bir şekilde ayarlıyoruz yani. Topla çok rahat oynuyorsun. Nedir bunun sırrı, bu kadar rahat olmanın ve kendini bundan sonra hangi konumda görüyorsun? Yani tabii ilk önce hedeflediğim kendi bulunduğum takımda işte en iyi şekilde süre alabilmek, en iyi şekilde katkı verebilmek. Topla rahat oynamamın sebebi, yani benim aslında biraz da karakteristik olabilir. Hani rahat bir insan olduğum için yani heyecan da yapmıyorum. O yüzden oynarken kendimi rahat hissediyorum. Sanki oyuna girdiğimde dış dünyayla bütün ilişkim kopuyor ve hani sadece basketbola odaklanıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden öyle oluyor. Örnek aldığın oyuncular var mı? Yani idolüm Kobe Bryant NBA'den. Ama
asıl böyle idol olan kişi yani benim için Rodrick Bobo'dur. Çünkü hem inanılmaz bir karakteri var hem de sağ içi ve sağ dışı tutumu yani çok örnek alıyorum. Tabii çok aslında kritik bir soru. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni izliyoruz. İşte genç yıldızlarımızı burada izlemek çok keyif veriyor ama bir de yurt dışında da bizi gururlandıran oyuncularımız var. Bir NBA hayalin var mı? Draftlere girecek misin? Yoksa ben Avrupa basketbolunda devam etmek istiyorum diye bir düşüncem mi var? Ya tabii ki de her sporcuda olduğu gibi benim de NBA hayalim var. İnşallah bakalım. Draftlerle ilgili bir zaman planın var mı? Şu ara girerim diye, şu sene girerim diye. Yani ilk önce ben hep genelde hedeflerimi kısa vadeli koyduğum için yani ilk önce tabii ki de hedefim kendi bulunduğum takımda Euroleague oynamak. Ondan sonra olaylar nasıl gelişecek bakacağız. Peki şimdi tabii son sorum ama bizi en çok ilgilendiren sorulardan biri bu. Milli takımlarda son yıllarda işte A milli takım seviyesinde istediğimiz konumda değiliz, istediğimiz başarılarda değiliz. Beklentimiz çok yüksek senden ve işte röportaj içinde yer alan diğer arkadaşlarımızdan da. Bazen bu beklentiler çok baskı yaratır ve olumsuz teper. Bazen de oyuncuyu daha çok motive eder. Sen kendini burada konumlandırabilmek için nasıl motive edeceksin ya da biz neler beklemeliyiz senden? Yani tabii ki de A milli takım formasını giyebilmek çok inanılmaz bir gurur. Hani gerçekten herkes orada olmak ister. Bir oyuncunun yani milli takım gerçekten en büyük gururudur. Ben de orada olmak istiyorum ve zaten böyle sorumlulukların yüklenmesini severim. Sonuçta başarmak istediğim bir şey olduğu için. O yüzden çalışacağız. İnşallah. Bakalım. Melih çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım gelişimin ve basketbolla ilgili hedeflerin, hayallerin bu şekilde ilerler, gerçek olmaya devam eder. Hem başarılı bir sezon hem de sakatlıksız bir basketbolculuk hayatı diliyoruz. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. İkinci konuğumuz henüz 18 yaşında ama artık bu ligi yakından tanımaya başlamış. Ligdeki ikinci senesini geçiren bir oyuncu. Tofaş'ın oyuncusu Özgür Cengiz'le birlikteyiz. Özgür merhabalar. Merhabalar, hoş buldum. Özgür, şimdi senden önce Melih'le konuştuk. O işte aslında A takımda ilk senesini geçiriyor ama sen A takımda daha tecrübelisin. Henüz 18 yaşındasın ama A takımda ikinci sezonundasın. Ve büyük de sorumluluk alıyorsun aslında. Nasıl geçiyor süreç ve A takıma çıkış süreci, buradaki kalış süreci seni ne kadar heyecanlandırdı, neler hissettirdi? A takıma geçen yıl sezon ortasında dahil oldum. Bir güzel bir BGL maçı sonrası Yunan bir koç vardı bizde, Pristis. O çağırdı ilk olarak idmana. Sonra beğendi beni. Ondan sonra A takım maceram başladı diyebilirim. Ondan sonra full A takımda oldum. BGL'ye gittim geldim ama genelde full A takım odaklıydım. Bu yılda daha çok sorumluluk alıyorum. Orhun abi bana sorumluluk veriyor. Gayet güzel gidiyor şu an için her şey. Aslında biz daha geçen sene sonunda şunu biliyorduk ki bu sene bu süre alacağını. Fenerbahçe serisi sona erdikten sonra geçen sene çeyrek finalde takım menajeriniz Tolga Öngören'le konuştuğumuzda biz bu takımı gençler üzerinden kuracağız. Bizim için öncelikli olan onlar demişti. Berke de vardı bunun içinde. Evet. Berke gitti ama sen bu takımla birlikte kaldın ve bunu bilerek başladın aslında. Sen de sezonun sonunda bunu biliyordun. Gelecek sene ben takımda evet. Önemli rol alacağım. Yazın buna dair ne gibi hazırlıklar yaptın? Yazın iki tane zaten milli turnuva oynadım. Bir U19 Dünya Kupası, bir de kendi yaşıtlarımda U18 Avrupa Şampiyonası oynadım. Bunlar önemli tecrübe kattı bana. U19'da dünya üçüncüsü olduk. En önemlisi oydu bence benim için. Yazında Samir abiyle çalıştık bayağı. O benim için bayağı şutumu geliştirdi, driblingimi geliştirdi. O çok büyük, önemli rol oynadı benim için. Özgür, şimdi takım olarak bu sene belki çok üst sıralarda değilsiniz henüz. Çaba gösteriyorsunuz. Ama senin içinde sonuçta A takımla başlayıp devam ettirdiğin ilk sezon. Sen bu sezonun galibiyetleri, mağlubiyetleri bir kenara koyalım. Sana neler kattığını düşünüyorsun? Tabii yine takım olarak playoff'a girme gibi büyük bir hedefimiz var. Playoff'a girmek ilk bizim için en önemli şey. Kendi açımdan da yine tecrübeler elde ediyorum. Kaybedince neler yapıyoruz, kazanınca nasıl seviniyoruz. A takımda ilk kez yaşıyorum yani böyle şeyleri. Bunlar benim için çok büyük tecrübe. Orhun abi de bana çok şeyler öğretiyor. Bunu yapsan daha iyi olur, böyle yapsan daha iyi gözükürsün falan. Benim için yani çok büyük bir tecrübe oluyor böyle bir şey.
senin için çok önemli bir avantaj aslında Orhun Ene ile çalışıyor olmak. Çünkü Türk basketbolunun senin pozisyondaki en önemli isimlerinden biri. Sana neler katıyor ve sen potansiyeline yaklaştın mı, daha neleri geliştirmen gerekiyor? Ben daha potansiyelimin daha yarısında falan olduğunu düşünüyorum. Tabii daha çok alacağım yol var. Orhun abi de işte bana her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Mesela bir maç kötü oynadım. Maçtan sonra geliyor, konuşuyor benimle. Niye böyle oynadın? Yani niye böyle oynadın değil de neden kötü yaptığını biliyor musun? Anlatıyor neden öyle olduğunu bana. Daha iyi yapmama yardımcı oluyor bir sonraki maçlarda. Kimleri kendine örnek alıyorsun Özgür? İlk olarak Kobe Bryant diyebilirim bu konuda. Yani mentalitesini örnek alıyorum kendime. Oyun tarzı olarak da Facundo Campazzo diyebilirim. Yani boyumuz benziyor, oyun tarzımız benziyor. En çok onu örnek alıyorum diyebilirim. Peki son sorum. Hedefin ne? Ben Avrupa'da iyi iş yapan bir oyuncu olurum mu? Yoksa draftlere gireceğim, NBA'de şansımı deneyeceğim mi? Nasıl bir hayal kuruyorsun kendinle ilgili? Kendimde en büyük hayalim şu anda Euroleague oynamak. NBA'den çok ben Euroleague'de oynamayı tercih ediyorum. Yani şu anlık onu düşünüyorum. İnşallah Euroleague'de oynarım. Özgür çok teşekkür ederim. Umarım sakatlıksız hayallerine ulaştığın hem bir sezon hem de uzun bir basketbol hayatı olur. Sizlerden beklentimiz yüksek. Umarım bunları sizler de bizler için devam ettirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Üçüncü konuğumuz artık ligde yeri sabitlenmiş, rotasyondaki yeri belli olan bir oyuncu. Beşiktaş Emlak Akşet'in oyuncusu Kerem Kutan Konağan'la birlikteyiz. Kerem, tabii ben bu röportaj serisine başladığımda henüz maçlar oynanıyordu. Şu an karşımda bir yarı finalist olarak oturuyorsun. Hı-hı. Avrupa'nın ikinci kupasında. Oradan başlamak istiyorum. Geçen hafta Eurocup'ta çeyrek finali oynadınız ve yarı final oynayacaksınız. Hı-hı. Nasıl bir sezon geçiyor sence? Hem Eurocup adına hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi. İnanılmaz iki grupta da, yani iki ligde de inanılmaz başarılıyız ve inanılmaz bir takımla çalışıyorum. İnanılmaz yürekli, sahada kendini veren ve bu takımın parçası olmak, bu takımda süre almak, bu maçları 20 dakika gibi süreyle oynayarak onlara yardım edip kazanmak inanılmaz bir duygu. Hapoel maçı benim kariyerimin en özel maçlarından biri. 20'den geri dönüp kazanmak, o maçta 20 dakika oynamak, takıma yardımcı olmak gerçekten inanılmaz bir duygu. İnanılmaz devam ediyor. İnşallah böyle devam eder. Süper Lig'de de inanılmaz başarılıyız ve güzel gidiyor. Böyle diyebilirim. Şimdi sezon öncesinde bu sene senin süre alacağını evet biliyorduk. Koç'un da açıklamaları vardı ama hı-hı. rotasyondaki yerinin bu kadar sabit olacağını, bu kadar devam edeceğini ya da bu noktaya geleceğini tahmin ediyor muydun? Aslında hayır. Çünkü ilk sezon başladığında koç beni yanına çağırdı ve biz 5 kişiydik. O zamanlar uzun rotasyonunda 5 kişiydik ve ben 5.'ydim yani. En son oynayacak kişi bendim. Ben o zamanlar çok iyi antrenman yapıyordum ve beni yanına çağırdı. Eğer böyle devam edersen 4. olursun, 3. olursun ve süre almaya başlarsın demişti. Ben hep sürekli antrenmanlarda kendimi geliştirdim ve o bana güvendi ve sözünü gerçekten tuttu ve beni oynattı. Ben idmanlarda ve maçlarda her zaman kendimi göstermeye çalıştım ve bana inandı, güvendi ve oynatıyor. Kendisine çok teşekkür edebilirim. Kerem, hem 4 oynuyorsun hem 5 oynuyorsun. Hı-hı. Kendini hangi pozisyona daha yakın hissediyorsun? Arada kalma riskin var mı ya da her ikisi de senin için? Sezon başında 5 oynuyordum. 5 oynamaktan şey diyemem, yani sevmiyorum falan diyemem. 5'i de oynayabiliyorum kendimce. 5 numaraları savunabiliyorum. Ama 4 oynamaktan daha fazla keyif alıyorum ve 4 oynamak istiyorum. Sezon başında evet 5 oynadım. 5 oynamak da beni çok geliştirdi. Kendimi güçlendirdim ve tecrübe kazandım. Ama 4 oynamayı daha çok seviyorum ve oynamak istiyorum diyebilirim. Potansiyeline ne kadar yakınsın sence? Potansiyelimi bir seviyeye böyle sabitlemiyorum. Gidebileceğim yere kadar gitmek istiyorum. Kendimi geliştirmem gereken bir sürü yön var. Her türlü kendimi geliştirebilirim her yönde. Gerçek hayatta da basketbolda da. Bunun bir sınırı yok bence. Potansiyelim de yüksek seviyelerde görüyorum ve inşallah bu seviyelere çıkmak istiyorum diyebilirim. Hayallerini sormak istiyorum. Tabii şimdi herhalde en yakın hedef Eurocup finali, Eurocup kupası büyük hı-hı. bir ihtimalle ama ben geniş vadede soruyorum. NBA draftine mi girmek istiyorsun bir noktada, yoksa Avrupa'da
kalıcı bir rolün olsun istiyorsun? Hedefin, hayalin ne? Tabii ki de NBA draftlarına katılmak istiyorum ama dediğim gibi kendimi daha çok geliştirmek istiyorum ve hazır olduğum zaman gitmek istiyorum. Şu anlık, yani bu sezonluk hedefimiz tabii şampiyonluk ama geleceğe bakarsak bu sezonu güzel bir şekilde bitirip diğer sezonda süre alarak daha fazla kendimi göstererek hazır olduğum zaman da katılmak istiyorum. Kerem, umuyorum final oynarsınız ve hatta kupayı buraya getirirsiniz. İnşallah. Kupa sonrası daha uzun bir röportajda tekrar bir arada oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum hem kariyerinde hem de tabii kısa vadede bu sezon için. Ben teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün 3 tane özel konuğumuz vardı. Türk basketbolunun yükselen yıldızları, çok umut bağladığımız 3 isimle birlikteydik. Onların kariyer yolculuğu ve hedefleriyle ilgili düşüncelerini dinlediniz sizler de değerli izleyenler. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.